Selamünaleyküm arkadaşlar. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım iyilikler, sağlıklar versin. Sağlıklı ömürler versin. Arkadaşlar, ben bu biberi bir hafta önce toplamıştım. Topladığım günde Adana'ya gittik. Burada kaldı. Çocuklar üzerini kapatmışlar. Gerginler de kızarmış. Şimdi size bu biberlerden bundan biraz ayırdım. Kışlık kahvaltıda veya yemeklerin yanında yemek için sirkeli, yağlı bir biber yapacağım. Turşu da diyebilirsiniz. Kahvaltılık da diyebilirsiniz. Geçen sene yapmıştım 20-25 kavanoz. Bir tane kalmadı, yedik arkadaşlar. Gelenimize gidenimize ikram ettik. Yani sevdik. Şimdi gene bundan yapacağım. Yapıyorum şu anda, göstereceğim size. Biberlerin açtık böyle arkadaşlar. Açtım. Çekirdeklerini çıkardım. Hiçbir tane çekirdek koymadan çıkardım. Küp küp doğradım arkadaşlar. Bu fazla geldi. Bunu ayırdım. Bunu başka yerde kullanacağım. Küp küp doğradım. Küçük küçük. Büyük bir tencerenin 5 kilo bundan 5 kilo koydum. Büyük bir tencerenin içine 3 su bardağı su, 3 su bardağı sirke, 3 su bardağı su koydum. Şu anda ocağın üstünde kaynıyor. Ocağın yanına da gidip burayı da göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şekil ağda göründüğü gibi küp küp doğradığım biberlerimizi 3 su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı su, 3 su bardağı üzüm sirkesi koydum. Onları önce üçünü bir kaynattım. Kaynattıktan sonra biberlerimizi yıkayıp kevkirde süzüp tenceremize koyduk arkadaşlar. Şimdi bu tam pişmeyecek arkadaşlar. Tam pişmeyecek. Az bir şey pişecek. Şöyle tam pişerse erir. Çok az bir şey pişecek. Altı kısık olacak. Kısık, şu anda altı kısık ateş yanıyor. Şöyle yarım kilo kadar sarımsağımız var. 2-3 belki biraz fazla maydanozumuz var. Son aşamada, kaynadıktan sonra son aşamada bunları da koyacağım. Ondan sonra sıcak sıcak kavanoza koyacağım arkadaşlar. Bunu olabildikçe küçük kavanoza koymamız gerekiyor. Küçük kavanozu ayarladım arkadaşlar. Büyük kavanozda açtığın zaman 2-3 gün içinde tüketemezsen bozulur. Onun için küçük kavanoz tercih ediyorum ben bunda. Açtığın zaman hemen bitmesi gerekiyor. Ya da 1-2 gün normal dolapta bekletebilirsiniz. Bekletiyoruz da zaten biz. Durumlar böyle arkadaşlar. Aşağı yukarı tavına geliyor bu. Çok kaynamayacak dediğim gibi. Çok pişmeyecek. Hafif dirili olacak. Çok piştiği zaman erir. Salça gibi olur. Ya da acılı sos gibi olur. Bu biberim çok acıydı arkadaşlar. Ben bunun tecrübesine vardım. Birkaç yıldır yapıyorum. Biberi doğrayıp doğradıktan sonra tekrar yıkıyorum. Bir doğramadan önce yıkıyorum. Bir de doğradıktan sonra tam bu tencereye gireceği zaman bir daha yıkıyorum. Bir 10 dakika falan da suda bekletiyorum. O zaman acı suyu çıkıyor arkadaşlar. Normala dönüyor. Tam acı değil, tam da tatlı değil. Tam bir normal oluyor.
sevgili arkadaşlarım, sevgili sevenlerim. Durumlar böyle. Bu arada sevgili arkadaşlarım, bu videoyu çektiğim yanlış mı doğru mu bilemeyeceğim. 5-6 gün oluyor pazartesi sahliye bağlayan gece. Adana'da kayınbiraderim Leyla Sultan'ın abisi vefat etti. 5 gündür oradaydık. Dün geldik arkadaşlar. Bütün ölmüşlerimizin makamı cennet olsun, kabirleri nurla dolsun arkadaşlar. Leyla Sultan abisinin birini daha kaybetti. Tek abisi kaldı. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Leyla Sultan 17 kardeşti arkadaşlar. İki anneden 17 kardeşlerdi. 10 tanesi gitti. 7 tane kaldılar arkadaşlar. Gidenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlıklı uzun ömür diliyorum buradan. Bu arada tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin, makamları cennet olsun. Durumlar böyle arkadaşlar. Ölenle ölünmüyor. Hayat devam ediyor. Bu biberi de ben bir hafta olmuştu toplayalı. Telef olmasın diye bugün yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bir de bunu yaparken böyle hem konuşayım dedim arkadaşlara. Hem de bir bu biberi nasıl yaptığımı göstereyim dedim. Yani video falan çekmek hiç içimden gelmiyor. Canım da istemiyor ama öyle işte bir Leyla Sultan'ın abisinin öldüğünü söyleyeyim dedim, vefat ettiğini. Bir de böyle kısaca bir biber nasıl yaptığımı tarif edeyim dedim arkadaşlar. Videonun devamında görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, biber sosumuz olmak üzere kaynadı. Bir durum pişti arkadaşlar. Şimdi sarımsağını vereceğiz. Şimdi maydanozunu vereceğiz arkadaşlar. Buna ekstradan su falan koymadık arkadaşlar. Sadece 3 su bardağı su, 3 su bardağı sirke, 3 su bardağı sıvı yağ, 5 kilo biber için bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Mis gibi oluyor bu. Kahvaltılarda çok süper oluyor arkadaşlar bu. Yani acılı sos falan yapıyorsunuz ya, ondan daha güzel oluyor. Ekmeği bandırıp bandırıp yiyoruz arkadaşlar. Allah gazet acına yedirmeyi nasip etsin. Herkesin yaptığını, ettiğini. Bunda domates yok arkadaşlar. Kesinlikle domates yok bunda. Sadece kırmızı biber, kapya biber veya salçalık biber, herhangi bir biberden olur arkadaşlar. Ama çekirdeğini çıkarmanız gerekiyor. Küp küp doğramanız gerekiyor. Acısı gitsin diye yıkamanız gerekiyor. Başka da bir özelliği yok. Maydanoz, sarımsak girdiği zaman zaten tadını biliyorsunuz nasıl olacağını. Yağ var, sirke var. Durumlar böyle. Kavanozları da hazırladım.
Kaşkavanı çıkarsa artık. Kaynamış suda yıkadık kavanozları, kapakları. Kapaklar sıfır arkadaşlar. Bir kapağı iki defa kullanmıyoruz. Zaten kapağı da onun için pahalandırdılar. Tanesi 1500 lira. Bazı yerde 1250, bazı yerde 1500. Her seferinde eski kapakları atıyoruz. Yeni kapak alıyoruz. Çocuklar buraya dökmüş bak. Görüyor musun? Hep eski kapak bunlar. Bunlar hurdalığa dökülecek de çocuklar bilmeden buraya dökmüşler. Evet, yani böyle durumlar arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Kavanozdayım. Kavanozlama zamanı geldi bunun. Evet arkadaşlar, küçük boy kavanozda 15 kavanoz çıktı. Allah ağız tadına yedirmeyi nasip etsin. Herkesin kışlık hazırlıklarını, emek verip yaptıklarını ağız tadıyla yemeyi nasip etsin Cenab-ı Allah. Sevgili sevenlerim, sevgili dostlarım. Buradan tüm sevenlerime selam olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Efodayla kalın. Yolunuz, bahtınız, ömrünüz uzun olsun. Hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin.